Şimdi bu şarkıların göbeğindeyken çok büyük bir ustadan bir telefon geldi ve şu anda hatta bekliyor. Alkışlarla Bülent Hanım, Bülent Ersoy şu anda hattımızda. Bülent Hanım iyi geceler. Efendim hayırlı geceler, hayırlı kanlar. Rahatsızlığınızın şahsımda bütün misafirlerinize ve orada bulunan bütün davetlilere, gençlere her zamanki daim olan sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Lütfen kabul buyurunuz. Lütfen kabul buyursunlar efendim. Efendim harikasınız. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Çocuğu dinledim, evet. Evet, nasıl buldunuz? Şimdi beraber çalıştığı öğretmeni fevkaladenin, sevginin de fevkinde çok kıymetli bir şeftir. Bir kere önce onu ifade etmek isterim. Ama kendisine bir soru sormak istiyorum. Yüksek müsaadelerinize sığınarak. Estağfurullah, buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum Nev Beyefendi. Hürmet ederim hanımefendi. Efendim, zat halinizin Türk musikisi ya da batıyla ilgili bir eğitiminiz var mı? Önce onu öğrenmek isterim. Bunu niçin sorduğunuzu merak ediyorum. Şimdi tabii bunu öğrenmem lazım. Çünkü onun sonrasında bir şey ifade edeceğim zat halinize. Büyük bir samimiyetle söylerim ki benim ben bir rock müzisyeniyim. Benimle ilgili evet. Keyif, benimle ilgili şey sadece büyüklerimi takdir etmek, bütün gençlere fark ettirmek bu şarkıları, bilenlere başka bir keyif de sunmak. Keyif almayacakları ise tekrar bu şarkıların orijinallerini hatırlatmaktır. Bununla ilgili hiçbir derdim yok. Sadece ben gelip geçiyorum. Umarım siz büyüklerimizin, siz muhteşem üstadların güzel yarattığı güzellikleri onları hatırlatabilmişsek, sadece birazcık anımsatabilmişsek bir keyiftir. Biz zaten varız ya da yokuz, bunun da çok önemi yok. Biz geçiyoruz zaten. Varsınız ya da yoksunuz demedim. Ben sorduğum sorunun cevabını istirham ediyorum. Böyle bir eğitiminiz var mı dedim. Daha bir yorum yapmadım. Biliyorum. Ben de diyorum ki zaten yorumla ilgili olarak zaten çok da önemli yer edecek bir durumum yok. Çok da gereği de yok diyorum izniniz olursa. Evet, anlıyorum. Demek ki bir eğitiminiz yok. Sadece değerli hocayla çalıştınız. Onun için. Şimdi ben neden bunu sordum? Bunu ben zaten anlamıştım. Belki de vardır. Yanılıyor olabilirsiniz hanımefendi. Hayır, ben zaten halinize sordum. Eğitiminiz varsa o zaman tabii ki efendim eğitimim var diyebilirsiniz. Bu ve bunu iftiharla söylersiniz. Hanımefendi, ben eğitimi olan çok insan gördüm ama bir rockçu olarak bir nevi Alaturka adlı albümle bu şarkıları gündeme getirmek bana nasip oldu. Umuyorum eğitimli olanlar da en azından bu kadar elini şimdi taşın altına sokar. Nev Bey, burada ben daha yorum yapmadım, hiçbir şey söylemedim. Sadece bir soru sordum ama onun cevabını alamadım. Evet, yok. Cevabı yok, çok da önemi yok yani. Benim için önemi yok. Hayır, önemi var, önemi var. Eğitimin çok önemi var. Ama şöyle ki, tabii sizin böyle bir konuya el atıp da gençlere sevdirmeniz babında vermiş olduğunuz efendim bu çaba çok önemli. Çok razısınız efendim. Fevkaladenin sevkinde önemli. Oh. Çünkü ben 41 sene önce efendim Türk musikisinin o kadar büyüklerinin arasında
konservatuvar icra heyeti konserlerinde icra edilen, orada öğrenmiş olduğumuz o klasik musikiyi, Osmanlı musikisini Türk sahnelerine getirmiştim. Tabii yaşım çok genç olduğu için benden gençler çok sevdiler. Örneğin Buhurizade Mustafa Idri Efendi'nin Segah Yürük Semai'ni benden öğrendiler. Ve bir yemekte Sayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Başbakanı Beyefendi de ifade buyurmuşlardı. Torunum dahi bu eseri okuyor demişti. Tabii büyük bir memnuniyet duymuştum. Şimdi sizin de bu tarz eserleri gündeme getirişiniz, bir kere bu yürekte oluşunuz takdire şayan. İkincisi, orada bulunan gençlere siz bunu sevdireceksiniz. O da ayrı bir güzellik. Onun için sizi kutluyorum efendim. Allah sana çok şükür ya. Ben 1900... Sadece ve sadece kendimi tatmin etmek adına o soruyu sormuştum. Onun dışında hakikaten bu yapmış olduğunuz iş takdire şayandır, takdir edilmelidir, takip edilmelidir. Ve ben de zat-ı alinizi dinledikten sonra bağlandım ve hissiyatımı, düşüncelerimi paylaşmak istedim. Bülent Hanım. Sizi kutlamak adına. Bülent Hanım. Bu son söylediğinizi baştan söyleseydiniz keşke, çünkü Nebi şu anda vücut mafsalları salmış vaziyette. Yok, bir şey mi diyecek diye. Büyük hürmet ve saygıyla. Şöyle söyleyeyim, 1976 yılında ailemle birlikte ben ilk defa hanımefendiyi İzmir'de fuarda izleme şerefine nail olmuş bir insanım. Harika. Bizim rol modellerimiz örnek aldığımız insanlar içindedir. Ama ben o kadar hani sorgulanacak bir yere tekabül etmiyorum. Yani ben gelip geçeceğim, sadece niyetim bu şarkıları sevdirmek, sizlerin bize emanetlerinizi, devam eden emanetlerinizi daha büyük bir enerjiyle. Çünkü ben rock müzikle uğraşıyorum. Emin olun ki rock müzik konserlerinde sevmekten kim usanır söylediğimiz zaman, hani bütün o farklı bir enerjiyle gelen insanlar dahi mesela kaç kere yemin ettim, ah. Evet, en azından bu gece şöyle bir enerji yakalandı. Bu sizin eseriniz hanımefendi. Hürmet ediyorum. Hürmet ediyorum. Saygıyla eğiliyorum. Bülent Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz efendim. Efendim, öncelikle kimse kimseyi durup dururken bu kadar telefon trafiğinin içinde gecenin bu vakti aramaz. Belli ki samimiyetimize inanmışsınız. Ve kalkıp yorgunluk yaşadınız ve bizi aradınız. Öncelikle size bunu yaptıran o duyguya biz buradaki bütün arkadaşlar olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gecemize renk kattınız. Sözünüzü kestim, bağışlayın. Çünkü o çocuğun yapmış olduğu çok önemli bir şey. Çok önemli. Onun Türk musikisine bu katkısından dolayı, o heyecanından dolayı, o azminden dolayı kutlanması gerekli olduğu için bu telefonu açtım. Harikasınız. Evet. Efendim çok 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 teşekkür ediyoruz. Şeye de bir şey söylemek istiyorum Ata Demirer'e. Nasılsınız? Siz benim taklidimi çok güzel yapardınız. Ne oldu? Bu gece yapılmadım ben. Biraz daha. O son filminize de beni götürün. O beraber izleyelim. Efendim? Son filmi beraber izleyelim. O filmi izlemek istiyorum. Beni memnuniyetle. Götürün o filmin için. Efendim, sizden sonra çocuğu ben alacağım sorguya. Tarık Beyefendi'ye de sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi geceler diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız Bülent? Kıbrıs'ta görüşürüz inşallah. 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 Peki, vaktinizi fazla almayayım. Rica ederiz. Beyaz Beyciğim, size olan hayranlığım ve
size olan sevgim ya, hakikaten kelimelerle tarif ve tasvir edilecek nitelikte değil. Harikasınız. Kelimeler aciz kalıyor. Harikasınız. Çünkü siz garip anneniz hanımefendinin yetiştirmiş olduğu çok nadide elmaslardan bir tanesisiniz. Türkiye'nin hudutları dahilinde sağ yetişmiş. Sağ olun. Şahsınızda anneniz hanımefendiye saygılarımı iletiyorum. Öyle bir pırlantayı yetiştirdiği için ve başarılar diliyorum. Orada bulunan bütün genç arkadaşlarıma da sevgilerimi iletiyorum. Kabulünü istirham ediyorum. Efendim onlar da sevgilerini iletiyorlar, saygılarını iletiyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Bülent Hanım için. Sağ olsun, var olsun. Bravo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,